egedesonses.com. Değerli dinleyiciler, sayın izleyiciler, programımıza hoş geldiniz. Yine güzel bir programla karşınızdayız. Tüm yurtta olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimleri gerçekleştirildi. Seçimleri geride bıraktık. Hala tartışmaları sürüyor ülke çapında bazı yerlerde. İşte İstanbul falan hepimizin takip ettiği gibi. Ama biz yerel medya olarak bulunduğumuz bölgeyi ele alacağız. Dediğim gibi tüm yurtta olduğu gibi bölgemizde de yerel seçimler gerçekleşti. Dikili dedi, hepimizin bildiği gibi seçim gerçekleşti ve sonuçları var. O sonuçları bugün konuşacağız. Konuğumuz AK Parti Dikili İlçe Başkanı Sayın Tahsin Şekerci. Sayın Şekerci, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sesiniz az mı geliyor? Biraz daha yükseltelim. Dikili'deki bu seçimlerde çok farklılıklar yaşandı. Tarihinde ilk defa Dikili'de seçimler başa baş gidiyor gibi göründü. Haberlere de yansıdı. Kamuoyunda hepimiz takip ettik. Bizim sitede de yer aldı. İlk kez Dikili'de CHP için çantada keklik bir seçim olmayacağı yazıldı, çizildi. Herkes tarafından dile getirildi. Sonra tabii CHP kazandı ama heyecanla başa baş görünen bir seçim atmosferi yaşandı. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir araya gelmesi, el ele vermesiyle seçim daha bir heyecanlı hale geldi. İttifaklar daha bir heyecanlı hale getirdi seçimleri ülke çapında da, Dikili'de de. Şimdi sonuçları konuşacağız. Neden böyle oldu? Nasıl böyle oldu? Siz bu sonucu bekliyor muydunuz? AK Partililerin bir kısmı İttifaka oy vermedi diye de eleştiriler var. Dedikodu mu diyelim, eleştiriler mi diyelim, sizin kulağınıza da gelmiştir mutlaka. Dedikodu, onlara da dedikodudur. Yanıt arayacağız şimdi, onu da soracağız. Evet. Bu sonucu bekliyor muydunuz? Nasıl bir sonuç oldu size göre, bunu da soracağız. Aday değişti hepimizin bildiği gibi. Evet, evet. İlk önce gösterilen aday Buğra Akın'ın adaylığı Yüksek Seçim Kurulu'nca kabul edilmedi. Aday da değişti. Bu nasıl etkiledi? Hep bunları konuşacağız. Evet. Ondan sonra 31 Mart sonrasına geleceğiz. Yeni başkanın bazı icraatları var. Belki muhalefet olarak sizin de söyleyecekleriniz vardır diye düşünüyorum. Evet. İlk önce şununla başlayalım. Seçim sürecini baştan ele alalım. Yavaş yavaş arada da benim soracaklarım olacak. Evet. Şimdi ilk önce dediler ki partilerin büyükleri Dikili'de Milliyetçi Hareket Partisi seçime girecek. Evet. AK Parti de onu destekleyecek. Hiç düşündünüz mü? Ya bizim oyumuz daha fazla, bize niye vermediler? Çünkü böyle de söylentiler var. Sizin bunu pek hazmedemediğiniz, kabullenemediğinize ilişkin de söylentiler çıktı. Bir kabullenememezlik söz konusu olmuş muydu yoksa iftira mı? Şimdi ben AK Parti ilçe başkanıyım. Evet. Bizim kadrolarımız var. Kadrolarımızda özellikle 24 Haziran seçimlerinden hemen sonra ilçemizdeki yerel seçimler için çok ciddi bir hazırlığa başladı. Evet. Zaten bu süreçten sonra işte yerel seçimlerin arefesinde Cumhur İttifakı durumları oluştuğunda bir matematik vardı. Bu matematik de şöyle ki, İzmir için söyleyeyim. Hı hı. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyeyi kazandığı ilçeler ve ikinci olduğu ilçeler ittifakta Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı olarak çıkılacaktı. Dikili bu matematiğe uymuyordu. Çünkü bir önceki 2014 yerel seçimlerinde de partimiz ikinci partiydi. 24 Haziran seçimlerinde de partimizin oyu belli. Dolayısıyla bizim yerel seçimlere giderken Cumhur İttifakı'nın adayının AK Parti adayı olması yönünde çok ciddi bir çabamız oldu. Beklentiniz vardı. Tabii ki. Beklentimiz de oldu. Şimdi beklentinin sonucu olmayınca ister istemez bir hayal kırıklığı veya bir hüzün, evet, olur. Olur. Çünkü biz teşkilatız. Biz kendi adayımızla, ittifak da olsa kendi adayımızla yola çıkmak isterdik. Ama Cumhur İttifakı'nın burada duruşu çok önemli. Şimdi Cumhur İttifakı'nı sadece
Dikili'de belediye başkanlığını kazanmak için görmüyoruz. 24 Haziran seçimlerinde de böyle bakmadık. Bakın Bulgaristan şu anda Amerika tarafından adeta silahla süspans ediliyor. Ege'de geçen de haberlerde de görmüşsünüzdür. Tatbikatlar yapılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, öteki beriki. Bir gözdağı var. Akdeniz'de petrol arama bahaneleriyle adeta Akdeniz'i savaş gemileriyle doldurdular. O beka bu ama yani, genel seçimle daha çok ilişkili değil mi? Yani Dikili Belediyesi'nin kazanıp kazanmamakla bunun değil, bir alakası değil. Var mı? Yani bu duruş olayı. Dolayısıyla Suriye'nin durumu, binlerce tır, on binlerce tır silah yardımları yapıldı. İran kuzeyki bugün için aslında sözüme başlamadan önce söyleyecektim. Bugün yine bir terör saldırısıyla evet, 4 şehidimiz. Şehidimiz oldu. Ben onlara Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine sabır, celiller ihsan etsin Cenab-ı Evlam. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Şimdi böyle bir durumdayız. Böyle bir durumdayken senin adayındı, benim adayımdı, o çıkmıştı, bu çıkmıştı olayına değil, daha global bakarak ülkenin dünya üzerindeki pozisyonuna, dünyanın ülkemize bakış açısına ve bizim duruşumuza bakmamız gerekiyor. 24 Haziran'da biz bu duruşu sergiledik. Şimdi 31 Mart seçimlerinde de işte adayın bizden çıkması bizim beklentimiz olabilirdi. Beklentimiz de zaten. Fakat hayal kırıklığı da olabilir. Fakat Cumhurbaşkanımız bizim özellikle ülkemizin bekasıyla alakalı talimatını vermişse bu bizim teşkilatlarımız için bir emirdir. Ve o emri yerine getirmek bir şereftir bizim için. Ve biz ittifak adayı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı olacak, siz de destekleyeceksiniz denildiğinde, hatta bir gün sonra hayırlı olsun ziyaretiyle birlikte ciddi bir katılımla başladık. En son seçimin sonuçlarını alıp birlikte de sonuçlara da birlikte hüzünlendik. Yani ilk açıklandığında burada MHP desteklenecek talimatı geldiğinde içinizden biraz geçirdiniz o ama ister sonra hemen onu bunu, yani ben bunu geride Milliyetçi bıraktınız. Hareket Partisi ilçe başkanına adayına da söyledim. Yani evet. Şimdi bu durduk yere yani ben zaten siyasette şunu hiç sevmiyorum kendi adıma söyleyeyim. Yani bir şey var üstadım böyle vay kardeşim diyor böyle sarılıyorlar arkalarını böyle şey yapıyorlar böyle. Ama insan gözünden belli olur değil mi? Şöyle baktığınız zaman hiç öyle demiyorum aslında hiç diyorsun. Öyle demez. Ben doğal davranırım. Siyasetin gereği mi o? Ya yok artık böyle olmamalı. O zaman siz siyasetçi olamamışsınız. Yok değil. Bakın artık değişti bazı şeyler. Biz Türkiye'de değişti mi? Değiştiyse ne güzel. 17 yıllık iktidarımızla birlikte hem siyasetin duruşunu hem de insanların artık siyasete ve siyasetçilere bakış açısında değişti. O siyasette hala maalesef. Olabilir. Bazı yerlerde evet. Lokal olabilir ama bizler hani böyle sürekli de söylerim. Gönül bir tencere ise kepçesi dil imiş. Tencerede ne var ise kepçeye o gelirmiş. Yani gönülden davranmak lazım. Ve bizim bu seçimlerdeki tabii. Sloganımız da buydu yani. Tevazu. Hiç samimiyet lazım. Ve gayret. Velhasıl dediğim gibi çünkü birçok konu var. İlk başta öyle hafif bir şey olsa da yadırgama durumu bir olsa da bir gün atlattınız. Ne talimat tabii. Gelmişse ona uyduk tabii. Diyorsunuz. Sonra aday gösterildi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı bu dendi. Dolayısıyla evet. İttifak ruhunun gereği olarak söz konusu aday desteklenecekti. Evet. Ama gel gelelim Yüksek Seçim Kurulu'ndaki kurala takıldı. Adaylığı düşürüldü. Bunun öngörülememiş olmasını nasıl değerlendirdiniz o zaman? Şimdi seçim de geçti, rahat rahat konuşabiliriz. Seçim döneminde belki gündeme şimdi getiremezdik ama. Şey de sevmem, böyle kendimizi aklamak için birilerine aklamak bir şey değil. Söylemek gibi olamaz. Neden öngörülemedi? Ben bunu merak ediyorum. Şimdi size sorayım. Bizim parti kurullarımız var. Biz gerçekten kurumsal bir partiyiz. Ve bunu ne kadar kurumsal bir parti olduğumuzu da bu süreçte gördüm ben. Evet. Arkadaşlarımız da aynı kanaatteler. Bu sayede mi anladınız aday? Estağfurullah. Peki. Şimdi bizlerde aday adayları, meclis üyesi aday adayları da, aday adayları da bizim sistemimiz vardır. Ak seçim sistemi. Bu sisteme kaydolurlar. Bu sisteme kaydolurken zaten adli sicil kaydı, ikametgah, işte kısa özgeçmişi, parti içi özgeçmişi falan bilgileriyle birlikte yüklenir sisteme ve genel merkeze gönderilir. Burada bir incelemeye tabi tutulur. Dolayısıyla
en ufak bir sıkıntısı olduğunda aday evet. olamayacağıyla alakalı bilgiler bize gelir. İzmir'imize ve bize. Biz de ona göre değerlendiririz. Zaten genel merkez bu şekilde değerlendirir. Bu sizde böyle. Şimdi bizde böyle. MHP'de fakat yok mu? Cumhur İttifakı, Milliyetçi Hareket Partisi adayımız Sayın Burak'ın ki kendisinin de bu seçimlerde çok ciddi çabaları oldu. Fakat böyle daha önce maliyle alakalı bir problem olmuş. Bundan dolayı bir ceza almış. Cezanın işte 15 aylık bir ceza. Bunu son gün işte 19 Şubat sanırım. Galiba öyle bir şey olacak. Evrakların teslim edildiği son tarih. O gün götürüp vermeleri benim aklım mantığa sığdıramadığım bir olay. Veya işte parti il başkanlıklarının veya parti genel merkezinin bir adayı hakkında bir araştırma yapmaması, bir sonuca varmaması. Bunlar tabii ki biz ayrı bir partiyiz, tabii ki ittifakız ama biz ayrı bir partiyiz, onlar ayrı bir partiyiz. Biz diyorsunuz ki bizde çok... olsa böyle bir sorun yaşanmazdı diyorsunuz. Türkiye'de gördünüz mü peki? Var mı öyle AK Parti'de YSK'ya takılan pek değil yani hiç hatırlamıyorum. Olmaz. Var da ben mi kaçırdım bilmiyorum olmaz. Ama hiç duymadım. Evet. Sonra adayın değişmesi tabii düşürülünce hemen tabii aday yani bulundu. Bugün soru işareti oluştu. Tabii şimdi biz o cezanın evini, içeriğini biliyoruz. Her beşerin, her kulun başına gelecek işlerin. Neticede maliye olan bir evrakıyla alakalı bir şey. Defterleri zamanda bir iş yerinin kapanışını yapmadığı için defterlerini zamanda teslim etmediğinden kaynaklanan bir ceza. Evet. İnsanlar bunu tabii ki farklı yorumladılar. Biraz da belediye başkanı Mustafa evet. Tosun'a da yakın bir kişi olarak addedildiğinden işte farklı ne döndü acaba mi, şundan mı bundan evet. mı diye burada ikinci şeyde kopma da burada oldu. Adayın değişmesi ittifakın hızını düşürdü mü sizce? İşte ikinci kopma dediğim olay o. Evet. Adaylığının iptal olması burada tekrar bir soğuk duş etkisi yarattı. Biz buna rağmen de ya şu mu oldu? Seçime bir ay var daha aday belli değil. Yani rakip karşı tarafın rakibi belli değil yani gibi bir algı mı oluştu? 5 yılda bir geliyor ve 5 yılda bir gelen böyle bir seçim hem teknik altyapınızla hem adayınızı belirlemekle ve bir an önce yapmadığınız zaman son bir ay kala seçime aday da değişip bir ay kala seçime girdiğinizde yani birçok şeyi yerine getiremezsiniz bir ay içerisinde. Bitiremezsiniz yani. Kolay değil bu iş. Ve Sema Hanım, ikinci adayımız Sema Akıncı çıktı ki onunla da hemen aynı gün içerisinde diyebilirim. Tekrar aynı kaynaşmayı sağladık ve hızlı bir şekilde seçimlerimize, propaganda dönemimize ben yakından takip ettim dikiliği evet. bu seçimlerde. Sonra Sema Hanım aday oldu. Malum hızla ilerlenmeye yani çalışıldı. Burada da oluştu yani bu işte hani evet. Son süreçte yine ciddi dengeler eşitti ama buradaki bu sıkıntılar, algılar vatandaşın gözünde farklı anılmış olabilir yani. Yani her ne kadar bu çabuk adapte olunsa da tabii biz adapte olduk ama vatandaş adapte vatandaş olamadı mı oldu mu o da sonuçlarla ortada mı diyorsunuz? Tabii. Ondan sonra evet aday değişti, hızla ilerlenmeye başlandı, bir aylık propaganda dönemi bitti, ayrıntılarına onun belki daha sonra döneriz ama sonuç ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 16.487, Milliyetçi Hareket Partisi yani Cumhur İttifakı 11.229 evet. oy aldı. 5000 küsür mü oluyor oy farkı evet, arada? 5000 küsür bir oy. Evet. Var. Burada ciddi iptal oyları da var. Bunlarda bir dilekçeyle müracaat ettik ama. 1016 oy. Evet, onlar için bir müracaatımız oldu. Aslında ilçe seçim kuruluna 2.42.45 gibi telefon edip evrakı gönderiyoruz dememize rağmen. 14.45. Evet, saat 3'ü biraz geçmesinden dolayı itirazımız da değerlendirilmedi. 5'e kadar değil miydi? 3'e kadardı. İtirazlar 3'e kadardı. Aday adaylıkların müracaatları 5'e kadardı da. Seçimden sonraki itirazlar 3'e kadardı. Ondan dolayı da bir değerlendirilmedi. Tabii bunları da ileriki günlerde genel merkezimizle, il teşkilatlarımızla bu tür durumları da bir değerlendirme alacağız. Yani şimdi seçim 5 yılda bir geliyor. Haftada, ayda, yılda yapılan bir şey değil. Çok mu geçirttiniz 15'i? Ne kadar geçirttiniz? 10-15 dakika. Trafik probleminden kaynaklandı. Aracının önüne arkadaşımız bir araç park etmiş. Bundan dolayı. Ama telefonla arıyorum. Ya bir gecikme olacak ama evrakımız geliyor diye. Ya bu 1000 oyu da biz orada biraz
tekrar saydırtıp farklı bir sayım. Ama 1000 oy da alsa şeyi etkilemiyor. Sonucu etkilemiyor tabii. Tabii ki etkilemiyor da yani reel olurdu. Şimdi bakın İstanbul'da da aynı durum söz konusu oldu. Biz İstanbul seçimlerini bakın ister kazanalım ki inşallah tekrar değerlendirme durumu olursa. Siz inanıyor musunuz? Ortaya çıkacaktır. İnanıyorum. Tekrar olacağına. Şimdi bakın yıllardır bize hırsız diyenlerin ama İstanbul'a ne kadar hırsız olduklarını da gördük. İstanbul'a gitmeyelim, Dikili'de kalalım. Yani o yeterince hırsız artık, kimmiş tüm Türkiye gördü. Yıllarca yani. Şey günlerce kabak tadı verdi artık. Hem İstanbul, Dikili'den hem İzmir'den Bergama'da dahil hırsızın kim olduğunu tüm Türkiye gördü. Dikili'ye gelelim biz. Evet. Neden kaybettiniz size göre? Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Şuna mı? Dikili zaten CHP'nin kalesiydi. Beklenen oldu. Öyle kale, biz kale, yani male, kale diye bir şey yok. Evet, onu yani zaten şimdi, seçim döneminde de konuştuk. Yani bunu şimdi seçimdeki kayıplar bir kere kesinlikle... Yoksa kendimizi iyi anlatamadık mı? Evet, adaydan yani mı kaynaklanıyor? İşte az önce dedim ya hani ilerleyen dakikalarda konuşuruz diye. AK Parti'nin bir kısmı oy vermedi iddiaları var. Tüm bunlara ne diyorsunuz? Şu iddiayı, şimdi bakın felsefede yanlış olabilir. Coğrafyada yanlış olabilir. Fende yanlış olabilir. Her şeyde yanlış olur fakat matematik yanlış söylemez. Nedir matematik? Yani şimdi AK Partililerin burada ittifakı desteklemediğini söyleyen ki ne Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı ne adayımız, kendilerini de çok severim, böyle bir kelam kullanmamışlardı. Bu şimdi dışarıdan böyle algı yönetimi yapmaya çalışan insanların oluşturmaya çalıştığı bir laf söz. Şimdi 11.229 adayımız aldı. Evet. Büyükşehir adayımız Sayın Niyaz Zeybekçi 9.359 oy aldı. Şimdi Niyaz Zeybekçi Bey 11.229 oy almış olsaydı, Sema Hanım adayımız 9.359 oy almış olsaydı şunu bize sorardınız. Ya siz Büyükşehir Belediye Başkanı'na 11.229 oy vermişsiniz. Sema Hanım burada 9.359 oy almış. AK Parti kendi Büyükşehir Belediye Başkanı'na oy vermiş. Belediye Başkanı'na oy vermemiş. Şimdi 9.359 bizim Dikil'deki oyumuz. 11.229 da Sema Hanım'ın, Cumhur İttifakı'nın birlikte çıktığı bu yolda ki bir kısım CHP'lerin de ciddi anlamda mevcut CHP yönetiminden rahatsız olması hasebiyle verdiği oylardır. CHP'lilerden dolayısıyla dolayı buradan AK Parti'nin belediye başkanı adayımıza oy vermediği sonucu çıkmaz. MHP ile AK Parti'nin oy toplamını, AK Parti ile MHP'nin oy toplamını tespit etmek için hangi seçime bakacağız? Bu son 27 kaç Haziran 24 Haziran'da mı? 24 Haziran seçimlerine mi 2014'teki yerel seçimlere mi bakacağız? Şimdi aday şimdi İYİ Parti faktörü giriyor biliyorsunuz. Adayın olduğu yerde partilerin tam net oyu çıkmaz. Son seçime bakarsak, son 24 seçimi, Haziran'a yani bakarsak MHP 1646, AK Parti 6369. Evet, 4 kat gibi bir oy. 7000, 8000 yani civarında bir oy şurada, oluyor. İkisinin toplamından da fazla almış 11 tabii bin. Ki. Bizim ilçemizde AK Parti'nin oy potansiyeli de belli. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy potansiyeli de belli. Yani geldiğimiz sonuçta hem bu seçimin sonucunu millete fatura etmek ki bu gayri ahlaki bir durum bence. Hem de işte şu taraf bizi desteklemedi, bu taraf şu az verdi, bu taraf çok verdi dediğiniz zaman bu biraz bizim gibi yöneticilerin değil de genelde ortamlarda söylenen laflardır. Bunlar laf değil. Diyorsunuz yani ki lafı güzel. Matematik ortada diyorsunuz değil mi? Peki, matematik ortada. Matematiksel olarak desteklemiş görünüyor. Tabii, tabii. Tamam. Peki, yani ben şöyle bir şey söyleyeyim. Var. Bakın seçimin son 1-1,5 saatinde sandık kurullarındaki arkadaşlarımıza işte orada çetelede sandıkta oy kullanmamış gözüken arkadaşların listelerini, isimlerini bize gönderin. Yazabildiğiniz kadarıyla bakalım dediğimde yaklaşık bir 700-800 kadar böyle bir isim geldi teşkilatımıza ve teşkilatımızda bizim o gün zaten operasyon masamız vardır. O masada ve bilgisayarlarımızda 12 bilgisayar birbirine kurul. Bu bilgisayarlarda biz bu isimleri teker teker girerek üyemiz mi değil mi, üyemizse çağıralım oyunu kullansın diye. 5 ya da 6 üyemiz çıktı o kadar. Kullanmayan tabii.
Bunlar da muhtemelen yaşlardı. Ben onu da tam incelemedim. Peki matematiksel olarak evet oy kullanmış. Yani oy kullanmayan seçmenimiz oy var. Oy kullanmış, desteklemiş de görünüyor. Peki desteklemiş oy olarak ama bir de şu eleştiri var. Belki oy verdi ama yeterince çalışmadı AK Parti teşkilatı veya üst düzey teşkilat veya AK Partililer. Böyle bir şey söylüyor. Diyen de var. Diyenler olabilir. Bakın bunlar hep şey... Ben onlara yanıt veresiniz diye soruyorum. Yani şimdi nasıl çalışacağız? Daha ne yapabilirdik ki? Siz seçimleri, dikili seçimlerini yakından incelediniz mi? Tabii. Şimdi biz... Soruyu ben sormuyorum. Böyle diyenlere ne diyorsunuz diyor. Bunu neden söylüyorlar biliyor musunuz? Evet. Şimdi biz bu seçimlere bir kere ayrı parti bayraklarıyla girmedik. Türk bayrakları. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayrağı ayrı, AK Partililerin bayrağı ayrı şeklinde girmedik. Liderlerimizin posterlerini, resimlerini çıkartmadık mitinglerimizde. Sadece Türk bayrağıyla girdik. Şimdi sadece Türk bayrağıyla girilen bir mitingde toplanmış 1000 kişinin içini böyle eşeleyip şunlar bizim kesim, şunlar sizin kesim diye tabii ki böyle bir analiz yapamazsınız. Fakat sokaktan yine bana böyle bir o süreç içerisinde bir serzeniş geldiğinde akşam da biz bazen ortak toplantılarımızı yapıyoruz. Dedim eğer böyle bir algı varsa ben yarın orada da kulağınıza geldi. Tabii ki. Yarın hemen teşkilatımla birlikte toplanırım. Veririm herkesin eline AK Parti bayrağını. Teşkilatın önünde toplanırız. Bu şekilde katılırız. Biz burada AK Parti MHP değil de Cumhur İttifakı olarak yola çıkıyoruz. Yani burada bizim kelle sayar veya işte yani bu kelle tabiri de yanlış oluyor belki ama şu kadar kitle sizin kitleniz, bu kadar kitle bizim kitlemiz gibi bir matematik. Bunlar etik şeyler yani kullanılması gereken cümleler değil. Yani AK Partililer daha az sonuna kadar desteklemişler. Bakın biz çalıştığı iddiasını kabul etmiyoruz. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu kitle böyle bakın ne diyorsunuz? Konuşmanızın başında şunu söylediniz. Yani kafa kafaya giden bir durum vardı. Evet. Yani durduk yere oluşuyor. İlk defa oluştu. 100-150 bine yakın mesaj attım seçim döneminde. Toplamda. Sizi öyle az mı gördüler? Ondan mı öyle diyorlar? Neden öyle diyorlar peki? Yani az mı gittiniz? Yönetiminiz mi gitmedi? Yani niye çıktı? Nereden bakın, çıktı bu? O toplantıda da mesela bir nereden çıktı? Bir günlük çalışmamızı çıktı? Anlatalım isterseniz. Kısaca ama çünkü çok sorumuz var. Evet. Şimdi bizde SKM vardır. Seçim Koordinasyon Merkezi. Evet. Ve SKM'nin günlük, haftalık, aylık programları vardır. Bu programa da aday uyar. Ve biz programları yaptık. Programlar nedir? Sabah kalktığımızda, teşkilatımıza geldiğimizde günlük programımızı elimize alırız. Bu programlarda yani rutin olan bir programı söyleyeyim. Sabah gençler broşür dağıtımına başlarlar. Belirlediğimiz haritamız vardır bizim teşkilatımızda. Sokak sokak. Hani bu çalınmadık kapı tamam. Bırakmayacağız formülleri. Gençler broşür dağıtırlar. O günün akşamında hangi mahallede köy veya mahalle işte konuşması olacaksa öğlen saati geldiğinde gençlerimiz ve kadın kollarımız o mahalleye girerler. Kapı kapı o mahalleyi dolaşırlar. Akşam mahallede adayımızın geleceğini, mitingimizin olacağını söylerler. Daha sonra teknik ekibimiz vardır. O oranın teknik altyapısını oluşturur. Mahalledeki konuşmanın. Daha sonra kitleler akşam olduğu zaman da ana kademedeki yöneticilerimiz, gençlik kolları üyemiz, kadın kolları üyelerimiz, parti üyelerimiz mesajla zaten günlük günde 5-6 kere mesaj atmış. Bunları bu seçimde saydıklarınız hepsini uyguladınız mı? Tabii ki uyguladık. Yani her ne kadar seçime MHP giriyor da olsa, siz onu destekliyor da olsanız. Bakın talimat şu şekilde uyguladınız geldi. Uyguladınız değil mi? Tabii ki. Sadece yani AK Parti'nin seçime bunu girdiği görsellerde gösterir. Sadece yani. AK Parti'nin seçime girdiği yerlerde uygulanan şeyler değil bu değil mi? Değil. Ben yani AK Parti'nin olduğu her yerde. Evet. Her ne kadar ittifak olduğunda ortak bir sistem oluşmasında sıkıntı olursa da biz kendi sistemimizi bakın adayımız da ikinci adayımız da diyeyim netleştikten sonra kendi sistemimizi Milliyetçi Hareket Partisi ile de oturarak seçimlerde uygulamaya çalıştık ve uyguladık yani. Evet. O çıkan yani işte AK Parti şu kadar az şöyle şimdi çalıştı. Şu kadar şimdi yönetici evet. Nezdinde bu laflar olmaz. Şimdi Mehmet Aslan Bey de bilir Milliyetçi Hareket Partisi'nin Dikil'deki oyunu, kitlesini, üyesini, yönetimlerini. Biz de çok iyi biliriz Dikil'de AK Parti'yi, AK Parti'yi sevenleri, üyelerini,
ana kademesini, kadın kollarını, gençlik kollarını, mahalle başkanlarını, gençlik kolları mahalle başkanlarını, kadın kolları mahalle başkanlarını. Bizde böyle bir sistem var. Biz de çok iyi biliriz teşkilatımızı. Şimdi burada bu laflar, bu tür şeyler daha çok teşkilatın içerisinde değil de hani sempati olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ni destekleyen bir sempatizanı veya partili olası seçim mağlubiyetini ya işte AK Partiler bizi desteklemedi diye lanse ediyor olabilirler. Onun haricinde böyle bir durum kesinlikle veya şöyle yani bunu analiz etmek istersek bizim elimizde binlerce seçim dönemine ait fotoğraflar var. Biz teşkilatımızı da isim soy isim üzerine çok iyi biliriz yani. Evet. Yani bizim teşkilatımızın üyelerini ben isim soy isim olarak oturduğu adresler olarak yıllardır Dikili'de de adrese dayalı bir işim olduğu için adres adres sokak sokak da çok iyi bilen bir insan. O fotoğraflarda kimin partimizin üyesi olup olmadığını, kimin hangi sokakta oturduğunu, isminin ne olduğunu bile döker bir yer. Bizim teşkilatımız komple sahada, sahaya inmiştir. O zaman yani. Gelelim asıl soruya. Evet. Neden size göre seçim kaybedildi? 1-2-3 ana unsur sayarsak. Şimdi neden kaybedildi? Burada biraz daha demografik yapıya bakmak gerekiyor bence. Yani Dikili'nin demografik yapısı. İçinde Dikili'de oturan insanların demografik yapısı kimlerden oluşuyor? Şimdi Cumhur İttifakı, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti ile birlikte yola çıkmış bir ittifak Dikili için. Şimdi diğer tarafta bizim adına o dönem Zillet İttifakı dediğimiz bir ittifak var. Malum biliyorsunuz HDP'liler Güneydoğu'da biz kazanacağız, Batı'da da AK Parti'ye kaybettireceğiz dediler. Şimdi ilçemizdeki demografik yapıya da bakacak olursak bir önceki seçimlerde alınan oyları da böyle bir sentezlediğimizde HDP seçmeninin kaybettiren HDP mi? Tabii ki HDP seçmeninin desteği tabii ki CHP'den yana oldu. Ama bir şey daha var. Yani ben bunu tekraren söylüyorum. Burada millete fatura kesmek yanlış bir şey tabii ki. Millet eğer size oy vermemişse siz kendinizi yoklamalısınız. Kendi eksiklerinizi bulmalısınız. O noktada çok çalışmalarımız oldu. Doğu ve Güneydoğu Kürt kardeşlerimize özellikle bizler ziyarete gittik, çalıştık, çabaladık. Meclis fakat üyesi yani listesinde orada, de Doğu kökenli bir vatandaş. Doğu vatandaşlarımız da var ama orada ciddi bir algı oluşmuştu. Yani biz hatta şöyle söyleyenler de oldu. Biz yani size oy veririz ama Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermeyiz diyen bir kitle de oluştu orada. Bir de bizim yazlıkçı diye tabir ettiğimiz ikinci adresten oyunu kullanacağını beyan eden bir kesim var. Bunlar da ki çoğu zaman da birebir görüşmelerde de bunlar bize söylemişlerdir ya. Yani Dikili böyle kalsın ya, yani üniversite gelmesin. Siz de duymuşsunuzdur mutlaka. Duydum evet. Yani duydum. Çünkü Dikili'nin gelişmesi, Dikili'nin daha büyük bir turizm kenti olması o tür vatandaşlarımızın da pek işine gelmiyor. Bu bölgelerde de pek bir oy artışı sağlayamaz. İşe yeniden bir düzenleme gelmeli aslında o yazlıkçıların yani, kullanacağı oy. Evet bence de. Böyle deyince karşı taraf popülizm yapıyor yani hemen. Değil, popülizm yani değil ama. Burası milletimizin ve vatanımızın bir parçası da burası değil mi gibi bir popülizm yapıyor aynen ama. Aynen öyle de. Siz 8 ay, 10 ay, işte. 10 ay Eskişehir'de yaşayacaksınız, İstanbul'da yaşayacaksınız, Ankara'da veya nerede olursa olsun bir yerel seçimde. Bakın genelde belki olabilir. Genelde fark etmez. Yani genelde de aslında yani kendi bölgesindeki bir milletvekili çıkarabilmek adına orada olmalı. Evet. Ama bir yerel seçimde özellikle ya siz 8-10 ay bir memlekette yaşıyorsanız bence oraya oy kullanmalısınız. Nerede daha fazla vakit geçiriyorsanız yani, 8 ay mı, 10 ay mı, 7 ay mı? Bir de bakın bu İstanbul seçimlerinde yine örneğini gördük. Biliyorsunuz 3 valiz dolusu dosyayla itirazlarımız oldu. Valizlerin içi dolu muydu? İkametgah. Onu bilmiyoruz. Yani bakın affedersiniz ahırda ikamet etmiş insanlar gösteriliyor. Boş tarla.
İstanbul'a gelmeyelim. Bakın şimdi Dikili'de de bu sorun var. Ondan evet. diyorum. Velhasıl, Dikili'de de bunlarla alakalı da çok ciddi bir çalışma sergiledi. Demografik yapı mı? HDP seçmeni mi? Tam olarak kaybettiren, yani bunun hepsi birleşimi mi? Yani neye bağlıyorsunuz? Birincil olarak neye bağlıyorsunuz? Şimdi kaybı. Birincil etken, teşkilatların bakın, çalışmaması değil. Onu anlaştık. Her iki teşkilatta çalıştı diyorsunuz. Sonuna kadar gayretimizi gösterdik. Biz zaten seferden sorumluyuz. Zafer. Evet. Allah'ın. Takdir Allah'ın. Biz seferimizi yerine getirdik. Nasip değilmiş. Şimdi ben burada bunu millete tekrar söylüyorum. Yani millete fatura kesmek, bize oy vermediler demek yanlış bir cümle olur. Çünkü daha önce biz bu şeyleri duyardık. Biz seçimde zaferle çıktığımızda bir kesim millete işte koyun bidon kafalı falan filan derlerdi. Biz kesinlikle halkımıza böyle bir şey diyemeyiz. Ki halkımız da öyle bir halk değil zaten. O zaman iyi anlatamadık mı diyorsunuz süreç, o zaman. Evet. Süreç bakın süreç. Yani bir seçime hem teknik altyapınızla hem teşkilatlarınızla hazırlanırsınız. Adayınız oluşur ve devam eder anlatırsınız. Aday değişmeseydi. Biz aday değişimi, eski adaya söylenenler, yeni aday, yeni adayın adaptasyonu derken seçimi kapıda bulduk. Yani eğer o süreç tam tüm Sema Hanım'la alakalı gitseydi, gitmiş olsaydı, bakın inanın çok farklı olur. Veya diğeriyle. Tabii ki. Evet, değişiklik çok orada kötü yani, oldu. Çok farklı olurdu. Ya bu yani bizdeki sıkıntı bu oldu bu dönem. Bizden çıksaydı daha farklı olurdu, alırdık diyor musunuz? Şimdi, dediniz mi kendi kendinize hiç? Biz az duymadan. Önce söylediğim cümleye geleyim isterseniz. İşte belli bir kesim, bakın biz 5000 kadar bir fark yedik. Cumhur İttifakı AK Parti aday olmuş olsaydı biz o kitlelerin oyunu alırdık biraz. Evet. Özellikle Doğu ve Güneydoğu seçmenlerimiz. Kimilerin amblem takıntısı mı? Tabii ki var ya. Var. Evet. Maalesef. CHP'ye veren, maalesef. CHP'ye verenlerin bazılarında da var. Nasıl benim babamın eli altı okun üstüne gitmiyorsa, üç hilalim ve AK Parti'nin üzerine de eli gitmeyecek kesimde var ister istemez tabii ki. Evet. Seçim sonuçlarıyla ilgili başka soracağım soru var mı diye baktım, yoksa diğer konulara geçeceğiz. Sizin bu seçimin sonuçlarıyla ilgili söylemek istediğiniz başka bir şey. Yani biz elimizden gelen bütün gayreti genel merkezimizin, Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine yerine getirdik. Burada böyle olası sonuçların üzerinden böyle bahane üretircesine böyle kelamlarda bulunmak lafı güzeldir. İyi oy beklenilen yerlerden de bazı yerlerde görüldü ki pek iyi oy gelmedi ama. Mesela Çandarlı'dan çok iyi oy beklenirken. Evet, yani işte burada hatta bu sefer neydi köyümüzün adı? Deliktaş köyünden de çok hı-hı. iyi bir oy beklenirken yine beklenilenin altında kaldı. Var mı alakalı... not ettiğim mesela Denizköy, işte İslamlar falan buralardan şimdi... çok oy beklenirken daha bir beklenenin altında kaldı sanki. Çandarlı'yı örnek verelim mesela. Çandarlı'da şimdi biliyorsunuz 5 sene önce Büyükşehir yasasıyla birlikte Çandarlı halkının bize gerçek bir kızgınlığı vardı. Hala devam ediyor o zaman. Devam ediyordur. Şöyle ki biz gittik görüşmelerimize şunu söyledik. Yani biz 5 sene önce burada AK Parti Belediyesi olarak vardık. Ahmet Bey Allah razı olsun, çok büyük hizmetler evet. oldu Çandarlı'ya. Yaptığı hizmetler şu anda kilit vurulmuş durumda. Bu 5 sene içerisinde ne buldunuz? Yani gerçekten bu Büyükşehir yasasıyla veya CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın veya işte Dikili Belediyesi'nin bir hizmeti oldu mu? O Çandarlı kanı alıyor. İşte onlar da onu diyor. Yani siz ilçe olmak, şimdi, belde olmaktan çıkardınız, onun için bulamıyoruz. Çandarlı'nın beklentisi şu ki bunun için de çok ciddi bir çaba sarf edeceğiz. İnşallah da ki arkadaşlarımız da orada ciddi örgütleniyorlar şu anda. Çandarlı ilçe olsun diye. Bakın Çandarlı limanı ve oradaki serbest bölgenin oluşmasıyla birlikte Çandarlı nüfusunda ciddi bir patlama olacak zaten. Dolayısıyla Çandarlı'nın artık ilçe olması bence gerekiyor. Oradan oy alamamayı belgeyken işte bunun kapanmasına mı bağlıyorsunuz? Evet evet. Onun tepkisi halen devam ediyor diye ben şahsen düşünüyorum yani. Evet. Ama gel gelelim son 5 yıldır görevde olan CHP'li belediye de bir şey yapmamış aşırı oraya. Büyükşehir'de evet. yapmamış. Ama diyorsunuz ki fatura gene bize kesildi. Bize kestiler. Bir kısa ara vereceğiz. Ondan sonra devam edelim. Sonra 31 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Adil Kırgöz seçimi kazandı. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Ondan sonra daha bugüne kadar, bugünün kaçı 20'si mi? 20 Nisan'a kadar neler yaptı?
Onları konuşacağız. Tamam. Ege'de sonses.com. Devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Konuğumuz Dikili AK Parti İlçe Başkanı Sayın Tahsin Şekerci. Sayın Şekerci ile Dikili seçim sonuçları hakkında sohbet ediyoruz. Ara vermeden önce ilk bölümde seçim sonuçlarını değerlendirdik. Birazcık da 31 Mart sonrasına gelelim. 31 Mart'ta dediğimiz gibi CHP'nin adayı Sayın Adil Kırgöz belediye başkanlığını kazandı. Koltuğa oturdu. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Peki seçim öncesinde verdiği bir söz vardı. İşçiler 5 aydır o zaman, şimdi 6 ay oldu değil mi? 6 aydır maaşlarını alamıyorlar. Kadrolular ve memurlar da 3 aydır yarısını alıyorlarmış. Seçim döneminde verdiği bir söz vardı. Videoda ben de izlemiştim. Duruyordur birçok kişinin internet sayfasında, Facebook sayfasında. Bir akşam hırsız var, hırsız diye bağırdı mı? Hırsız ayrı, birçok videosu var. Yani ha, demek ki hırsız bunlarmış yani. Geliriz yani, şimdi hırsız bunlar derken o sizin ifadeniz İnşallah olsun. İnşallah 5 sene sonra da Adil Bey'e kimse öyle bir şey söylemez mi? İnşallah tabii. Yani kendisi söylediği için evet, bunu gündeme getirdik ki kendisinin öyle bir sözü vardı. Ona geliriz. Şunu ben demek istiyorum. 15 Nisan'da ayın 15'inde bu işçi maaşlarını gündeme getirdiğimiz için şimdi aklıma geldi. Ayın 15'inde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden kendi deyimiyle, tabiriyle canlı para geliyor, 15 milyon. Eski deyimle 15 evet, trilyon demişti. Canlı. Evet, evet. Yani paranın canlısı, cansızın nasıl olurunu da ben pek bilmiyorum ama ayrı konu tabii. Yani neticede olur, şimdi canlı para ölüsü de mi var bunun? Şöyle. Bir para gelir size bankadan havaleyle. Evet. Ve büyükşehrin ilçelere gönderdiği paralar, ki bunlar zaten belli bir projeler kapsamında gelir size. Onları projesini hazırlamışsınız. Bu ödenek olarak gelir ve o projeyi yerine getirmek için değerlendirirsiniz. Canlı olan bu mu? Bu cansız olan. Ha, cansız. Canlı olan gelir öyle. Yani nakit olarak gelir yani, al bunu ne yaparsan yapmak lazım. Hiçbirisi gelmedi. 15 Nisan'da Dikili Belediyesi'nin hesabına işçi maaşları ödenmek üzere veya herhangi bir başka bir şey için 15 milyon lira para geldi mi? Sayın Kırgöz'ün seçim öncesinde verdiği söz bağlamında. Bir işçi arkadaşımızı arayalım maaşını. Siz ilçe başkanı, muhalefetin ilçe başkanı olarak biliyorsunuz. Olur mu öyle bir şey? Ne parası ya? Bakın bunlar gerçekten üzücü şey. Belki trafiğe takılmıştır. İnsan gelebilir. Pazartesi salı gelir mi? Geçen de bir arkadaşımız sormuş. Menemen'de dedim kamyon lastiği patlamış. Akis kesmiş. Canlı hayır, para geliyormuş ben diye. Ben ciddiyim yani. Belki birkaç gün sonra gelebilir. Yok böyle bir şey üstadım. Gelme ihtimali yok, hala yok. Var olabilir mi? Yok. Mümkünatı yok. Şimdi dakika bir gol bir. Bir söz vermişti Sayın Kırgöz. Dedi ki buluruz videosunu, siz de bulursunuz. 15 milyon ayın 15'inde, kendisi Nisan'ın 15'ini kastetti değil mi? Eylül'ün 15'ini değil. Nisan 15. Nisan 15 dedi. Evet. Eylül değildir. Kasım'da. Biz ona Eylül 15'e kadar da şey verelim ya. Yine bulsun o parayı, yine bize ne derse desin yani. Ay, bir açıklaması varsa, bir izahı varsa, evet biz bunu dedik şimdi ama Adil Bey'den, bu şu nedenle gelmedi derse buyursun biz de dinleyelim. Ne diyorsunuz bu? Daha önce siyasete yeni giren arkadaşlarımıza da, gençlik kollarındaki bizimle çalışmaya yeni başlayan arkadaşlarımıza da, yani her şey siyaset değil. Bazen bir araya gelip hem teşkilatta hem belli yerlerde bir araya geldiğimizde konuşmalarımız oluyor. Söylediklerimiz şu. Şimdi benim yaşım 43, 26 senedir yaşıt mıyız? Siyasetin içerisindeyim ben. Çocukluktan beri. 43 tam mı yoksa 43'e doğru gidiyor mu? 43'e doğru gidiyor. O, yaşıtız o zaman. Evet. Şimdi siyasetle uğraşan insanlar 40 kere yutkunup bir kere konuşmalı. Eğer siyaset yapmak istiyorsanız, bu aday adayı da olabilir, aday da olabilir, bir ilçe başkanı da olabilir, kim olursa olsun veya kademelerde görevli, gençlik kolları başkanı, kadın kolları başkanı, yönetimlerdeki arkadaşlarımız için de söylerim bunu ve söylüyorum sürekli. Gençlik ve kadın kolları dediğiniz onlarla da ilgili, bak aklıma geldi. Arkadaşlar 40 evet, kere yutkunun bir kere konuşun. Konuştuğunuz lafın nereye gideceğini bir kere bileceksiniz siyaset. Bilmiyorsanız işte 15 gün sonra o lafı size yedirtirler. Nerede 15 trilyon diye. Evet, 15 trilyon nerede? Nerede? 6 ay oldu değil mi? Yani sıcak para alamıyor. Canlı gelir. Gelir de kasanda mı duruyor? Yok, vermiyorsun. Yoksa yani böyle bir para gelmedi mi? Canlısı mı? Yani, cansızı mı? Yarı canlı mı? Ya? Yani nasıl bakın, bunun geldi, ne? Geldi mi? Belediyecilik kanunuyla alakalı
Zaten dayanaklı bir tarafı var. Mevzuata da uygun olmadı söyleniyor. Ne mevzuatla bir alakası var? Şimdi o maddeler elimdeydi aslında. Mevzuattan vazgeçtik. Ya. Gelsin de işçiler paralarını alsınlar. Ne de böyle bir durum. Yani bunlar çok üzücü şeyler. Şimdi bakın şöyle bir durum gelişti. Onu da hatırlatayım. Girmeden önce size hemen ben şunu söyleyeyim. Kredi talepleri olmuştu biliyorsunuz. Sema Hanım devreye girmişti filan aday seçim sürecince. Olacak işte kredi çıkartıldı. Şimdi, milletvekili araya filan sokuldu dendi. Değil. Şimdi Mustafa Bey'in İller Bankası'na kredi kullanmak için bir temin... CHP taraftarları da dedi ki bakın onlar yapamadı işte nerede bu para dedi. Şimdi aynı şeyi siz söylüyorsunuz. Şimdi ben bunu bir izah edeyim mi? Tabii buyurun. Şimdi Dikili Belediyesi'nin İller Bankası'ndan kredi almak için teminat mektubu verme yetkisiyle alakalı bir meclis toplantısı oldu bu seçimlerden önce. Evet. Bu toplantıya kredi kullanmaya ne gerek var diyerek Adil Kırgöz ve yanındaki ki o arkadaşlar da şu birkaç an meclis üyeleri bu toplantıya katılmadılar. İşçiler maaşını o zaman 3-3,5 ay falandı. Alamıyorlar. Şimdi 6 ay bizim, oldu. Biz meclis üyelerimize söyledik. Gidin bu toplantıyı yapılır bir hale getirin. Katılın. Böyle bir karar çıksın. İşçi öyle bizim dinimizin emridir. Bu işçinin alın teri kurumadan parasını vereceksin. Seçim döneminde de ortaya çıktı bu dedikleriniz. Yani vereceksin. Evet. Şimdi böyle bir durum söz konusuyken biz gittik o meclisi çalışır bir hale getirdik. Ve belediye başkanının Mustafa Bey'in bu krediyi kullanmasıyla alakalı önünü açmış olduk. Evet. O da kendi girişimlerini yaptı. İller Bankası'na teminat mektubunu götürdü. Daha sonrasında bankalarla alakalı bir sorun yaşadı. Dikili Belediyesi'nin hesaplarında belli bir hacizlerin olduğu durumları söylendi. Şimdi ben AK Parti'nin ilçe başkanıyım. Dikili Belediyesi'nin muhasebecisi değilim. Ama onlar içeride nelerin olduğunu çok iyi biliyorlar tabii ki. Bir gelen para oldu ona el kondu değil mi? Değil. Gelen para el konulma durumu söz konusu. Neydi değil. Orada? Şimdi bu tevafuk oldu biraz da. Yani biraz böyle niyet hayır, akıbet hayır diyelim biz ona bence. Şimdi biz böyle bir çalışmayı başlattık. Ve Vakıfbank'la alakalı da bu kredinin kullanıcı banka olarak Devlet Bankası hani vekillerimize falan yardımcı olalım, çıkarttıralım falan diye yardımcı olmadık değil olduk. Evet. Fakat bir evran aslının ve suretinin aslının orada olması gerekiyor. Suretini oraya teslim etmişler. Sureti ellerinde olduğu için aslını beklerken aynı zaten 30-31 gibi bir durumdu. Yani bir teknik bir konuyla alakalı bu 4 milyonun 30-31 gibi gelmesi gecikti yani. Normalde kredi evet. Çıkmıştı. Bankada kredi onaylamıştı. Şimdi bu durum varken tam kredinin çıktığı günde de aynı zamanda tevafuk dediğim nokta bu. 4 milyon 600 bin lira özel bir şirkete belediyenin borcundan dolayı hesaplara da ipotek haciz konuldu. Ya iyi ki gelmedi o para diyorsunuz. Gelse gelse de özel bir firmaya nasıl harcandığı belli olmayan bir fatura üzerinden de olabilir. Tamam bilemeyiz. O para madem ki iyi ki gelmedi o zaman gelelim ikinci şimdi oraya geleceğim. Ayın ikinci 15'ine. Şimdi bir konu daha var. Ve seçimlere girdik. Cumhuriyet Halk Partisi seçimi kazandı. Ki seçimlerden sonra kendisini de aradım. Birebir de görüştüm. O konulara da geleceğim. Seçimden sonra ilk yaptığı toplantıda Adil Bey'in yaptığı ne biliyor musunuz? Nedir? İşte İller Bankası'ndan meclis gündeminde var. Görüşülmesine diye yazmışlar. İller Bankası'ndan kredi kullanmak için gerekli yetkilerin alınması ile alakalı. Daha önce madde. Kullanılmaması için meclise girmediği gündem yani maddesi değil mi? Şey olacak, kusura bakmayın ama siyasetin hep böyle üslubu düzgün olmalı ama bazen de insan şöyle söylemek istiyor yani sokak ağzıyla oluyor belki ama ne ayaksın sen diye. Yani bir ay, iki ay önce kendi belediye başkanının kredi çıkartmaması için muhalif olduğu için tabii ki meclise gelmiyorsun. Muhalif değildi ki o da CHP'den de. Ki birbirlerine muhalif. Ondan mı diyordu hırsızlık var? Yani tabii ki. Şimdi iki ay sonra ne oldu, ne değişti de siz hemen kredi talebiyle alakalı seçim bir seçim döneminde pek var. Sizin ittifakı da eleştirmedi aslında Sayın Kırgöz. Kendi partisinin zaten belediye başkanı eleştirdi. Zaten az önce de bizim eksiklerimizden birisi de oydu belki. Dikili halkımız bu 5 yılın hesabını soracak kişiyi arıyordu. Bunu siz de göremedi mi? Biz biraz daha böyle Sema Hanım ki çok kibar hanımefendi bir insan.
daha çok proje üzerinden çalıştık. Halkımıza proje anlattık. Hesap sorucu bir özellik bulamadılar mı kendilerine? Belki öyle bir durum oluşmuş halbuki olabilir. Halbuki avukat sorar. Aslında çok sorar. Çok da cevval cevap. Onu gösteremedi mi belki? Belki siyaseten gösterememiş olabilir yani. Ama bu hesapların ben buradan canlı yayından da söyleyeyim. Daha önceki dönemlerde bilmiyorum neyin ne şekilde yaptılar ve bu 5 senesi dikilinin. Zaten ondan öncesi de heba olmuştu. Geçtiğimiz 5 sene de heba oldu. Bundan sonra biz dikilinin bir gününün bile hesabını soracağız. Peki bu 5 sene heba olur mu? Bundan sonra dikilinin bir gününün bile hesabını soracağız. Soracağız evet. O hesabı. Değil ne oldu? 15 milyon diye tekrar hatırlatalım. Yani 15 milyon ne oldu? Söylendi. Oyalandı. Biz söyleyelim unutuldu. De bir an önce harekete geçsinler. İşçiler maaşlarını alsın bari hiç yani olmazsa. Gelsin. Yani şimdi mevzuatta yeri var yok ayrı konu bari gelsin de maaşlarını alsın. Bir de şey yapıyorlar yani işte seçim kaybedildi de para gelmedi. Ben şunu da söyleyeyim. Geçen Allah rahmet eylesin Hasan Şentürk'ün bir hayır yemeği vardı seralarda. Orada belediye başkanımız Kaymakam Bey falan da vardı. Orada bir arada aynı masada. Ki dikiller olarak da birlikte beraber görüntüsü vermek istiyoruz. Her zaman da buna hazırız. Evet. Orada ya sizin bu kredi işi ne olmuştu ya diyerek böyle bir soru sordu bana. Kim? Adil Bey. Siz de ona 15 milyon ne oldu i̇şte diye sordunuz. Ben de onu dedim. Siz dedim 15 milyonu bir çıkartın getirin şu sıcak parayı da. Öbürü zaten canlı. Resmiyetli iş. Nasıl olsa yolunu bulur, rayını bulur ve ne yanına aldınız? Bakın söylerken de gerçekten rencide olan bir kesim var ve ben bundan çok müzdaribim ve üzülüyorum. Yani alın teri kurumadan maaşını alması gereken bir işçinin maaşının üzerinden bu şekilde siyaset yapılması. Ne yanıt aldınız 15 milyon kişi. İçin? Söyleyince ne yanıt aldınız? Bir yanıt alamazsınız. Hayır, bu sözü verdi o zaman 15'i gelmemişti daha mı? Ha gelmemişti. Şimdi 10-12'si. Şimdi tekrar sorun. Yani. Bir de göreve gelir gelmez Sayın Kırgöz'ün kendisini seçimde desteklemeyen işçiler için uyguladığı mobbing var. Bunların içinde CHP'li olanlar da var. Hı. CHP'li olup Cumhur İttifakı'nın mitinglerine katılmayan, CHP'li olup Cumhur İttifakı'nın mitinglerine katılanlar ve orada boy gösterenler de var. Herkesin her mitinge gitme hakkı var. Öyle değil mi? Hı. CHP'lilerin CHP'yi destekleme hakkı, onun mitingine gidip orada bayrak sallama hakkı nasıl var ve meşru ise, sonuna kadar savunulacak bir durum ise, aynı şekilde belediye işçisi olup da Cumhur İttifakı'nın mitingine gidip orada bayrak sallama, orayı destekleme özgürlüğü ve hakkı da meşru ve savunulacak bir durum. Öyle değil mi? Fakat bu böyle oldu diye dikili adil yönetilecek diye sloganla iktidara gelen Sayın Kırgöz bazı personeli aralarında eski kadın kolları başkanının da olduğu, eski gençlik kolları başkanının da olduğu, birkaç kişinin daha olduğu toplamda 70 kişiye mobbing uyguladı. Bunlardan bazılarını da içkili sosyal tesislere garson olarak sürdü. Siz muhalefet partisinin ilçe başkanı olarak bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçimden bir gün sonra Adil Bey'i aradım. Bu konuyla mı ilgili? Yok, tebrik için aradım. Evet. Birkaç gün sonra da yüzle görüşelim dedim. Tebrik ettik, kapattık öyle. Birkaç gün sonra da kendisini iş yerinde ziyarete gittim. Hayırlı olsun diye. Yarım saat kadar bir görüşmemiz oldu. Orada kendisine söylediğimiz şuydu. Buradan da tekrar özellikle bu programlar çok önemli bakın. Herkes mişmiş der. Burada gerçekten konuştuğumuz dilimizden düşen dökülen. O da gönlümüzden gelendir. Evet. Herkes tarafından dinleniliyor. Başkan dedim bir süreçti. Biz Cumhur İttifakı, siz kendi ittifakınıza yola çıktınız ve kazandınız. Hayırlı mübarek olsun. Şimdi bu saatten sonra burada işte o CHP'liydi, bu AK Partiliydi, öbürü MHP'liydi, HDP'liydi bilmem ne, bu bize yakışmaz. Ufacık bir ilçede yaşıyoruz ve her gün hemen hemen hepimiz birbirimizi görüyoruz. Yani bir metropol şehir olsa siyaseten atar tutar söylersin. Belden aşağı belden yukarı köşe başını döndüğünüz zaman kimse kimseyi görmez. Metropolde de olmadı yani. İnsanlar yani ne kadar kibar davrandı. Kibar olmak. Zaten evet. Asıl olması gereken o. Ama burada birlikte beraber yaşıyoruz. Bakın size nazizane tavsiyemiz diye de söyledim ben kendisine. Şimdi belediyenin içinden bir takım insanlar bizim ittifakımızı desteklemiş olabilir. Belediyenin içinde sizin çalışmak istemediğiniz insanlar olabilir. Tabii ki kendinize göre ana böyle bir 3-5 değişiklik yapacaksınızdır.
Bunları anlarız. Ama bakın geçmiş dönemlerde de bunların çok acısını çektik ve bizler çok arada kaldık. Bir gelen öbürünün ekibini, öbürü gelen öbürünün ekibini işten çıkartma falan. Bunların üzerine bir sünger çekin. Bence. Dediniz. Hizmet için yola çıkın. Ve biz şunu oluşturalım. Bakın bizim de mimar arkadaşlarımız var. Şehir planlaması mimar arkadaşlarımız var. Sizin de vardır. Aslında bir örnek yapalım. Şöyle dikilde bir masa oluşturalım. Bu masada AK Partili de MHP'li de CHP'li de yani dikiliyi kazandırılacak projeler neler ise bunları tartışsınlar. Bir mutabakata varalım. Ondan sonra Kaymakam Bey'i çağıralım. Ben gelirim. Siz gelin. Daha sonrasında STK'larımız gelsin. STK'lar gelsin. Muhtarlarımız gelsin. Hep birlikte. Dikil için hep birlikte. Gidelim. Hangi bakanlıkta işimiz yapılıyorsa, hangi bakanlık bizim hazırladığımız projenin sorumlusu ise, gidelim dosyalarımızla birlikte memleketimize artık hizmet kazandıralım. Şu siyaseti artık kişiselleştirmeyelim. Lütfen kişiselleştirmeyelim. Ben kendisine söyledim. Ama müteakibinde tekrar bakıyoruz. İşte bir takım insanlar çıkartılmış. Hele ki yani sizi destekledi, desteklemedi. Bir insanın belli bir yerde zaten mevzuatla sahihtir bu da yani. Son alınan herkesin çalıştığı yer belli. Son alınanlardan 27 kişi çıkartılmış mesela değil mi ilk etapta? Hatta bu da daha mazbatayı almadan o birimin işte, müdürüne yapılan telefon görüşmesi, telefonda verilen talimatla oldu. Evet evet maalesef yine daha kişiselleştirdiler. Şimdi evet. Kişiselleştirilince ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi mağdur kesim bize geliyor. Aman dilemeye. Ben not etmişim burayı. 8 Nisan 2019 tarihinde ne diyor? Mazbata almadan en son işe alınanlardan 27 kişinin işine evet, son evet. verilmesini telefonla verdiği talimatla evet, evet. gerçekleştirilmiş. Ceyhat Ömer Başkanı'na verdiği talimatla 10 Nisan 2019'da personele usulsüzce iş kanununa aykırı şekilde 70 kişiye sürgün evet. gerçekleştirilmiş. Evet. Bunların arasında mesela eski Kadın Kolları Başkanı var. İşte eski mi yeni mi bilmiyorum hala görevde mi Gençlik evet. Kolları Başkanı var. Şu ama yadırganıyor. Kendisini desteklemediği için sürgünde bayana yapılması bir, yani. Bayana orada yani orada çalışırken içkili yıllarda, restoranda rakı taşıyacak o garson. 5 senedir o kardeşlerimiz orada o hizmeti yaparken siz de orada meclis üyesiydiniz. Ya dikilinin tarihinde görülmemiş. Meclis üyesiydiniz. Şey. Evet. Şimdi oradan alıp da garsonluk yaptırmak ne demek? Özellikle bir bayana. Şimdi bu şu demek ya. Ne bunun adı sürgün mü? Artık bakın şöyle söyleyeyim yani gerçekten insan haklarının da özgürlüklerin de demokrasinin de kişisel hak ve hürriyetlerin de teminatı bakın bizleriz. Normalde özgürlükler, demokrasi, kişisel hak ve hürriyetler, kişisel haklar, insan hakları, kadın hakları, bunların söylemini sadece miting meydanlarında veya değişik eylemlerde avazı çıka çıka bağıranlar, bağırarak söylenenler bunlar. Ama eyleme geldiğinde görüyorsunuz değil mi? O günkü söylemlerle bugünkü uygulama birbiriyle kadınlar, örtüşüyor mu? Bizde kadınlar Allah'ın birer emanetidir. Bu emanet derken nikahlı eşinizdir evet belki. Ama aynı zamanda da bir belediyede çalışan işçi kardeşlerimiz de bize belediye başkanına bir Allah'ın bir emaneti olmalı. Yani, bir teşkilatın içerisindeki kadın kolları başkanı, gençlik kolları kadın kolları yönetiminde, gençlik kolları yönetiminde, ana kademedeki bayanlar da o ilçedeki teşkilat başkanına emanet olmalı. O şekilde bakalım. Siz bu yapılanı ne olarak değerlendiriyorsunuz? Yapılan, ne olarak görüyorsunuz? Cahiliye devrinin uygulamalarından bir uygulama işte yani. Böyle diyeyim. Bu sözün üstüne onu söyleyeyim. Yani bu tür uygulamaları eleştire eleştire iktidara gelip de aynısını hatta daha fazlasını bir belediye başkanının kendisinin yapması çok adil yönetime uygun bir şey mi? Öyle mi? Çok derin nefes çektim artık. Ben evet anladım. Bu sorulara yazık yani. Bu sorulara yazık. Şimdi eski belediye bu olmamalı bakın bu olmamalı. Eski belediye olması gereken ne olmalı biliyor musunuz? Ya kardeşim gel benim yanıma bak şu bizim
işte Dikili'ye kazandıracağımız üniversiteyle alakalı veya işte şuraya yapacağımız bu arıtmayla alakalı, altyapıyla alakalı projelerimiz şöyle bir maliyeti var. Şunları yapmamız gerekiyor. Bunlar için şunlar gerekiyor. Gerekli yerle görüşmemiz lazım. Bölgeyle görüştükten sonra genel müdürlükle, daha sonrasında da bakanlıkla görüşmemiz lazım. Başkanım gelin. Hemfikiriz. Sayın Kaymakamım, böyle bir durum var. Belediye başkanımız, meclis üyelerimiz, ilçe başkanları, 3-5 muhtarımız, birkaç STK. Bineriz bir arabaya. Basar gideriz. İşte bunu yapmak bunu. Ama iş bunu yapmak. O projeyi getirip Dikili'ye kazandırmak. Yani Ahmet'i, Mehmet'i, Ayşe'yi, Fatma'yı oradan al, oraya sür. Bu şekilde siyaset yaparsa eğer, bu şekilde, yani siyaset derken bu şekilde hizmet ediyorsa, ona göre de karşısında muhalefet bulur işte. Daha önce eski programlarda hep önceki belediye başkanı için hep gelsin, cevap hakkını kullansın, istediği zaman yanıt versin diyorduk. Şimdi de şimdiki belediye başkanı için Dikili'nin herhalde diyeceğiz gelsin cevap hakkını kullansın diye. Ama hakikaten merak ediyoruz. Bir, ne oldu 15 milyon? İki, bu mobbingler size göre hakkaniyetli mi Sayın Kırgöz? Lütfen ya açıklama yapın ya sorularımıza yanıt verin. Bir şekilde i̇nşallah, insanlar inşallah merak yer. Ediyorlar. Adil yönetim yer. Bu mu diye. Nasıl size burada sorular sorduk? Sayın Kırgöz'e de sorarız. Tabii bizim ki hiçbir çağırın, kimseye sorun. Ben de yani bunları söylerken ön yargımız çok kısa bir vadede de yine yüz yüze görüşeceğiz. Evet. Yani çok... görüşmemiz lazım. Memleketimiz için bir şeyler yapmamız lazım. Kişiselleştirmememiz gerekiyor. Kişiselleştirdiğimiz sürece bir arpa boyu yol alamayız. Sayın Şekerci, Hakan Bey Bergama'da kaç işçi çıkarttı acaba, duydunuz mu? Var mı? Şu ana kadar duymadım. Çıkartmaz. Sizden sonra CHP Bergama İlçe Başkanı konu. Şu anda yerlerini aldılar. Birazdan yayını alacağız. Belki onlar biliyorlardır ama ben hiç duymadım öyle bir şey. Çıkartmaz. Çok teşekkür ediyorum programımıza teşekkür konuk ederiz. Olduğunuz için. Değerli dinleyiciler, izleyiciler, AK Parti Dikili İlçe Başkanı Sayın Tahsin Şekerci ile sohbet ettik. Dediğim gibi programda adı geçen herkes cevap hakkını kullanabilir, konuğumuz olabilir seve seve. Kapılarımız sonuna kadar açık. Bir başka programda tekrar birlikte oluncaya dek hoşçakalın. Ege'de son ses.com. Ege'de son ses.com.